Şimdi konuyu uzmanına soracağız. Yoksulluk sınırının altında çalışan milyonlarca asgari ücretlinin bu kritik günü nasıl beklediğini, özellikle tespit komisyonunun alacağı kararları ve özellikle hem yeni asgari ücreti hem de maaşlarını alamayan EYT'lilerin son durumunu soracağız. Karşımızda sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun var. Özgür Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Büyük ihtimalle hem asgari ücretliler hem EYT'liler sizin yapacağınız açıklamalara odaklanmışlardır diye düşünüyorum şu an. Onun için çok fazla da laf kalabalığı yapmadan hemen sözü size bırakacağım. Genel anlamda iki farklı açıklama var asgari ücretle ilgili. Komisyonun görüşmelerinden neler çıkar? Öngörünüz neler? Evet, Türkiye'de asgari ücret görüşmeleri aslında tam olarak sorunları tespit edip bu sorunlara çözüm üretme odaklı görüşmeler olmuyor. Asgari ücret tespit komisyonu işte toplanıyor. İşçi sendikası, işveren sendikası ve hükümet yetkilileri asgari ücreti belirliyorlar. Asgari ücretin belirlenmesinden bir ay sonra, iki ay sonra, bu sefer altı ay sonra asgari ücret ne kadar olacak? Biz bunu konuşmaya başlıyoruz. Demek ki sadece geçici çözümler üretiyoruz. Asgari ücrette şu anda kalıcı çözüm maalesef üretilemiyor. Türkiye'de asgari ücret yüksek bir rakamdır. Ama asgari ücret çok da düşük bir rakamdır. Neye göre yüksek, neye göre düşük? Asgari ücret mesleğe giriş ücretidir. İlk ücrettir. Tecrübe süresince alınacak bir ücrettir aslında. Asgari bir rakam verirsiniz. Bu asgari ücret aslında açıklamasında da yine zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak asgari düzeyde bir ücret. Ama Türkiye'de bu ortalama bir ücret oldu. Avrupa'da asgari ücretli çalışanların oranı neden %3, bizde neden %60'lara dayanmış durumda? Şimdi Sayın Bakan'a, geçmiş dönem Bakan'a sorulduğu zaman, hayır, Türkiye'de asgari ücretli sayısı aslında söylenildiği gibi çok değil diyordu. Ama asgari ücret 8500 lira, 8550 lirayı alanı asgari ücretli olarak kabul etmiyorlar. 8600 lira alanı asgari ücretli olarak kabul etmiyorlar. Türkiye'de asgari ücret tespit komisyonunun ilk önce şunu ortaya koyması lazım. Şimdi koca koca adamlar toplanıyor. Ellerinde çantaları, toplantı odasına giriyorlar, çıkıyorlar. Yani biz de büyük bir şey bekliyoruz. İçeride ne konuştuklarını merak ediyorum. Ne konuşuyorlar? Yüzdesel zam. Yüzdesel zam konuşmak bu işin kolayı. Mesela Çin'de asgari ücret tarımsal bölgelerde farklıdır, sanayide farklıdır. Çünkü tarım bölgelerinde kiralar ucuzdur, ulaşım daha ucuzdur, enerji daha azdır. Evet. Bu nedenle orada farklı bir asgari ücret. Ama sanayide farklıdır, sanayi bölgelerinde farklı. Avrupa'da da asgari ücret uygulaması %3'lerdedir. Neden? Çünkü mesleğe girer bir kişi, mesleğe başladıktan sonra süre olarak bu belirlenebilir. 6 ay, 1 yıl, 1,5 yıl aynı meslek koduyla bir kişi işe başladıysa ve işini öğrendiyse, tecrübe edindiyse bu kişiye asgari ücret verilmemesi gerekir. Aslında asgari ücretli sayısını biz azaltarak, oranı azaltarak asgari ücreti bu tartışma konusundan çıkartabiliriz. Benim öncelikli fikirlerim bu yönde. Gelelim, yani kalıcı çözüm olarak, Özgür Bey, kalıcı çözüm olarak ifade ettiğiniz formül sanırım bu, değil mi? Türkiye'de kalıcı bir çözüm için asgari ücretlilerin belli bir süre sadece mesleğe girmiş, meslekte tecrübe edinme süresince asgari ücret alabileceği, bunun dışında asgari ücret uygulamasının olmayacağı, asgari ücretin üstünde bir uygulamanın olması gerektiği yasalaşmalı. Evet. Peki az önce Çin için söylediğiniz model, örnek veriyorum, Türkiye'de uygulanabilir mi? Kentsel alanlar, kırsal alanlar. Bu da bir pratik getirir mi? Bu en azından pratik demek çok yanlış olur ama özür dilerim. Adalet getirir mi ya da? Getirebilir tabii ki. Bunları ortaya koymak gerekiyor. İşte işveren temsilcileri, işçi temsilcileri, hükümet yetkilileri bunu masaya yatırmalı, kamuoyuyla paylaşmalı. Bakın 13 Haziran'da Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Evet. Yaklaşık 15 gün Türkiye'nin gündemini meşgul edecek. Evet. Ortaya kalıcı bir çözüm çıkacak mı? Biz asgari ücrette, evet, şöyle bir maddede kalıcı olarak
sistematik bir değişikliğe gidildiğini ve bundan sonra asgari ücretli çalışanların oranını, sayısını düşürdük. Daha çok işçiye, işverene, devlete yararlı olacak yeni bir model ortaya koyduk diyebilecekler mi? Hayır. Öyleyse neden günlerce bir araya gelip neyi konuşuyorlar? Asgari ücrette sadece oran konuşulacaksa zaten belli. Asgari ücrete yapılacak zam oranı da şu anda belli. 12 bin lira yapacaklar asgari ücreti. Konuşacaklar sözde. Sonra diyecekler ki asgari ücret 12 bin lira. 12 bin benim öngörüme göre asgari ücret 12 bin lira olacak. Ama 12 bin lira tamam iyi diyebiliriz. Bugün liseyi bitirmiş bir genç üniversiteye gitmeye karar vermemiş. Ben liseyi bitirdikten sonra iş yapacağım demiş. Ama hiçbir tecrübesi yok. İşe başladı, ona siz 12 bin lira vereceksiniz. Aynı iş yerinde 8 yıl çalışana da 12 bin lira asgari ücret. Evet. 10 yıl çalışana da asgari ücret. 15 yıl çalışana da 15 bin lira vereceksiniz. Bu adaletli bir sistem değil. Şu an emekli maaşlarında öyleyse, da benzer bir durum var değil mi? Taban olan en düşük emekli maaşını bir anda yükselttikleri için benzer bir durum burada da var aslında. Kesin, o daha da kötüsü evet, orada. Evet. Şimdi Türkiye'de şu anda çalışanların büyük bir bölümü asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretle çalışan bir kişinin primleri daha sonra emekli aylığını belirleyecek. Emekli olduğunda da işte en alt ücreti ödeyecek. Yıllardır ben sosyal güvenliği anlatıyorum. Hep şunu söylemiştim. Sistem böyle devam ederse Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası emekli olduğunda en alt ücreti alır. Sayın Bakan açıkladı. Türkiye'de şu anda 14 milyon emekli var. 7500 lira taban en alt emekli aylığını alanların sayısı 9 milyon. Sistem böyle devam ederse bugün en düşük emekli aylığı 7500 ama 8500 lira alan da var. 8500 lira alan en düşük emekli aylığını 10 bin liraya tamamlarsa bugün en düşük emekli aylığının üstünde alanlar da yine en düşük belirlenen ücretin içine dahil olacak. Yani evet, bu sel gibi herkesi evet, içine alıyor bu en evet, düşük. Bunun nedeni ne peki? En düşük Türkiye'de emekli aylığı 31 Aralık 2022 itibariyle 3500 liraydı. Şu anda 7500. Evet. Ne kadar zamlanmış? %115. Peki emekli olamayan Aralık ayında Mart'ta emekli olmak zorunda kalan EYT'lilerin aylıkları ne kadar artmış? %16. EYT'li olmayıp geçmişte emekli olanlar 31 Aralık 2022'ye kadar emekli olan kişiler Ocak ayında bugüne kadar aylıkları ne kadar artmış? %30. Şimdi bir kişinin emekli aylığı %30 artıyor, en düşük emekli aylığının %115 artıyor.